Değerli dostlar, değerli izleyiciler hoş geldiniz. Özgür gazeteciliğin, bağımsız gazeteciliğin yeni bir adası, güçlü bir adası 12.com'dan hepinizi selamlıyorum. Biliyorsunuz bir süredir 12.com.tr yazılı, görsel, işitsel ve yeni medya bağlamında hemen ardından da onun kardeşi YouTube, 12.com YouTube'u yayında ve biz bundan sonra her pazar çok sevdiğim iki dostumla, iki meslektaşımla beraber birlikte olacağız. Özgür ve bağımsız gazeteciliğin adasında 12.com.tr'de, 12.com YouTube'unda 12'de pazar programıyla çok sevdiğim dostum, meslektaşım, asker arkadaşım Profesör Doktor Gökhan Aslan ve çok sevdiğim dostum, mesai arkadaşım, meslektaşım Cem Safa Suçlu ile beraber arkadaşlar birlikteyiz. Dostlar hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür bulduk. Ediyorum hocam. Sağ olun, hoş bulduk. Hepimize hayırlı olsun, hepimize iyi yayınlar. Evet. Bugün elbette hepimizin bildiği gibi bir seçim günündeyiz. O yüzden ben bir siyaset bilimi öğrencisi olarak hiç seçim konuşmayacağım. Ve ben ikinize arkadaşlar konuşturmaya başlayacağım. Şimdi ilk sözü izninizle ben sevgili dostum Gökhan'a vereyim. Evet Gökhan, sen ülkemizin yüz akı, öyle göğsümüzü kabartan, yurt dışında da iyi projelere danışmanlık yapmış olan, hatta akademik kariyerinin bir bölümünü yurt dışında yapmış olan bir inşaat mühendisliği profesörümüzsün. Ve Türkiye'nin gündeminde maalesef uzunca bir zamandır ne yazık ki seçim gündeminde de olduğu üzere ne var? Deprem hazırlık var. Nasıl görüyorsun sen? Şimdi Barış Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum beni bu programa davet ettiğin bundan için. Bundan sonra her pazar beraberiz artık. Her pazar, her cumartesi, her pazartesi hiç fark etmez. Her gün beraber olalım. Çünkü çok kıymetli hocam Barış Doster'le asker arkadaşıyız. Bilirsiniz Türk kültüründe ezelden 1500 yıldır asker arkadaşlığının yeri ayrıdır. Doğru. Dolayısıyla ne zaman bize bir görev düşerse emrinizdeyiz. Estağfurullah Gökhan'cığım. Yani, o yüzden estağfurullah. Onu bilmeni rica ediyorum. Sağ ol, var ol. Şimdi madem bugün seçim günü, seçimin sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra herkes Yüksek Seçim Kurulu'nun yasaklarının kalkmasını bekleyecek. Dolayısıyla bu saat bizim şu anda anlatacaklarımla ilgili bence son 3-4 ayın en önemli dakikası olduğunu düşünüyorum. Çünkü deprem ve kentsel dönüşümle ilgili akla gelmeyecek, algoritması olmayan, tabanı olmayan, temeli olmayan, hiçbir mühendislik bilgisi olmayan insanların ortaya çıkıp deprem hakkında, özellikle kentsel dönüşüm hakkında şöyle yapacağız, böyle yapacağız, size ev yapacağız, size şöyle işte binanızı 5 katsa 15 kat yapacağız, siz buradan 2... Böyle kısaca şunu söyleyeyim, yani bu seçim bitti artık. Şimdi gelelim matematiksel olarak, mantıksal olarak ne yapacağız bu deprem ve kentsel dönüşümle ilgili? Bir kere şunu açıklıkla söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde, dünyanın en zengin ülkeleri dahil, buna Körfez bölgesi, işte sermayenin merkezi Londra dahil, dünyanın hiçbir ülkesinde şu anda bile, zengin ülkesinde bu kadar 100 bin ev, 500 bin ev, 1 milyon ev yıkıp yapalım. Bu teknik olarak mümkün değil. Velev ki Kral Faysal amcamızın oğlu olsun. King Abdullah kuzenimiz olsun. Halamızın oğlu olsun. Dünyada hiçbir iktisadi düzen, iktisadi kurum bu kadar binayı yıkıp yapamaz. Finansal olarak. Velev ki paramızın olduğunu düşünelim. Diyelim ki Kral amcamızın oğlu Kral Faysal dedi ki biz size şu kadar yar, bu kadar bizim... Bu kadar 1 milyon konutu dönüştürecek ne çakılımız var, ne çimentomuz var, ne kiremidimiz var, ne boyamız var, ne ustamız var, ne mühendisimiz var. Bizim yok. Bizim yok ama Almanya'nın da yok. İngiltere'nin de yok. Yani bu teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla biz burada ne yapmalıyız? İki, velev ki teknik olarak da mümkün olsun. Yani ustamız olsun, mühendisimiz olsun, kiremitimiz olsun, betonumuz, çakılımız, kumumuz olsun. İktisadi olarak bütün paramızı, bütün kaynaklarımızı hala hazırda içinde yaşadığımız evlere deprem olacak diye harcarsak biz organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmalarımıza kaynak aktarımı veya onlara yüksek faizle kaynak aktarmak zorunda. Çünkü konut sonuçta bir barınma mekanıdır. Biz buradan pek fazla bir üretim ve katma değer yaratamayız. Ha ne yapalım, depremi bekleyelim de ölelim mi bu binaların içinde? Tabii ki ölmeyelim. Şimdi Hatay, Maraş depremini gördük. Malatya'da Yeşil Yurdu gördük. Burada insanlarımızı kaybettik. Binlerce konutumuzu kaybettik. Yüz binlerce insanımızı kaybettik. Hemen şu bir parantez açayım bu arada. Ne kadar kaybımız oldu?
Yaklaşık 400-500 bin binadan, bağımsız daireden bahsediliyor. İşte bir daireyi 100 metrekare, 1 metrekare inşaat alanında maliyetini 20 lira, 20 bin lira falan dersek, bizim yaklaşık 100 milyar TL'lik konutumuz yıkıldı. Bugün yapsak 100 milyar TL tutacak. Şey pardon, 100 milyar dolar. Dolar tutacak. 100 milyar dolar tutacak. Biraz da altyapımızda hasar oldu. İşte kanalizasyon, yol, içme suyu, barajlar, barajların yapısında değil de isale hatları dediğimiz iletim hatlarında. Bunları da bir 20 milyar dolar koyun. 120 milyar dolarlık bir bütçe lazım bize. Bu artık bunu kullanacağız. Yani bunu yaratmak zorundayız. Diğer yandan elbette ki yani insani boyutu, maddi boyuta biz çok insanımız, çok yetişmiş insanımızı kaybettik. Hem 50 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi. 50 binden fazla yurttaşımız, doktorumuz, öğretmenimiz, akademisyenimiz, ustamız, fırıncımız, kuyumcumuz, meslek erbaplarını kaybettik. Biz bunları yeniden yetiştireceğiz. Bunu yetiştirmek belki 10, 20, 30, 40 yıl alacak. Bir doktor, bir cerrah 40 yılda yetişiyor. Kolay değil. Bunun ilkokulu, ortaokulu, ailesini yaptı. Bunu da hesaba kattığımız zaman işin insani boyutundan yanlış anlaşılmasın. İnsani boyutun ayrı tarafı, bize bir 100 milyar dolar daha lazım. Ki bu kadar doktoru, öğretmeni, mühendisi, ustayı, iş ustasını yani meslek erbabını yeniden yetiştirelim. Zamanı ayrı tutuyorum. Zaman yine alacak, ona yapacak bir şey yok. Para sonuçta makineler tarafından basılıyor ama. Dolayısıyla bu deprem oldu. Bütün uyarılara rağmen, buralarda binalarımız 3 katlı, 4 katlı olsun denmesine rağmen 15 katlı, 20 katlı binalar yaptırdık. Kayısı bahçelerini talan ettik. Kayısı ağaçlarını yerinden söktük. Elbette ki canlı kayısı ağaçlarının da yani bir hisleri, duyguları vardı diye düşünüyorum. Dolayısıyla başımıza büyük bir felaket geldi. Bu felaket Japonların başına da geldi ama o insanoğlu tarafından yapıldı. Hani atom bombası atıldı Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye. Bize de bir atom bombası atıldı. Öyle diyelim yani. Bir bölgemize. Hülasa şimdi tabii bu bölgelerden çok en önemli bölgemiz bizim İstanbul. Kentsel dönüşüm İstanbul ve 1 milyon konut. Bu seçim süreçleri boyunca, seçim süreci, propaganda boyunca sürekli bütün adayların ağzında, ajandası, gündeminde deprem ve kentsel dönüşüm vardı. Biz bu kadar binayı şu kadar sürede yıkıp yapacağız, dönüştüreceğiz falan. Tabii söylüyorsunuz bunun mümkün olmadığını ama seçim çalışmaları işte oy isteyecekler ve bunun da alıcısı da var. Hani acaba devlet bizim evi yeniler de 100 lira etmeyen evimiz 500 lira olur da biz de buradan bir katma değer bekler miyiz, yaratır mıyız diye vatandaş da var. Yani devlet bizim evimizi yapsın, yeniden yapsın hem de para almasın. Ama senin 100 liralık evin 500 lira olacak. Senin de bunun için bir, hayır biz vermeyelim, bizim paramız yok. Elbette ki yok. Yani hele şu devirde bir de bu binalarda oturan bizim insanımız, eski emekliler falan, bunların gelirleri gerçekten çok düşük. Yani aylık hane gelirleri 20-30 bin lira olan aileler. Bunların bu paraları vermeleri mümkün değil. Velev ki verseler. Bizi iktisaden bu kentsel dönüşüm bu modelle batırır. Çünkü elimizdeki az olan sermayeyi de konut sektörüne aktarırız. Kentsel dönüşüme biraz önce dediğim gibi sanayiden bu finansmanımızı çekersek sanayi yüksek borçla, yüksek faizle borçlanmak zorunda kalır ve uluslararası rekabette gücünü kaybeder. Dolayısıyla biz hem buradan zarar görürüz konut işinden hem de sanayi işinden zarar görürüz ve logaritmik olarak ekonomimiz daha derin sorun yaşar ve daha altından kalkamayacağımız sorunları büyütür. Doğru. Bu akşam seçilecek olan başkanlara önerim diyeyim, tavsiye değil ama önerim, hani kısaca şöyle aklımızın erdiği ölçüde işte 30 yıllık mühendislik kariyerimiz boyunca hem sektörde hem de akademide elde ettiğimiz tecrübeyle beraber bunu önerebilirim. Onların zaten kendi teknik ekipleri de var. Orada bizim yetiştirdiğimiz talebelerimiz de var. Onlar da eminim ki bu bilinçteler. Dolayısıyla konuyu daha uzatmadan Barış Hocam, yani ana fikri verebildim mi? Anladım, onu söyleyeyim. Anladım. Yoksa başka bir detaylandırma istediğim. Yok, gayet güzel oldu yani. Madde madde sıralanan da evet. Gökhan çok çok iyi oldu. Şimdi gelelim Cem'e. Cem hem formasyon olarak iktisatçı arkadaşlar. Beraber aynı fakültede, hatta aynı bölümdeyiz. Ülkemizin yüz akı bir bilişimcisi, yeni medyacısı ama formasyon olarak iktisatçı. Şimdi benim de Cem'e sorum şu arkadaşım.
Evet, sen her ne kadar son yıllarda ağırlıklı olarak ben de bazen hatta beraber de tez yönettiğimiz oluyor. Bilişim, yeni medya, özellikle de yapay zeka üzerine yoğunlaşsan da hani bir aydın olarak, bir cumhuriyet aydın olarak bu deprem konusundaki modellemeler üzerine de kafa yorduğunu biliyorum. Hatta bazen yazılarından da hani eğitimin bu boyutu, eğitimin bilim boyutu, eğitimin mühendislik boyutu üzerine konulara değindiğini de bir okurun olarak biliyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani hani ister yapay zeka modellemesinden al, ister işin iktisadi ölçekte rantabl olup olmadığından gir. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu gerçekçi mi? Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin mali gücü, insan malzemesi, ekonomik tablosu dikkate alındığında bu sence iktisadi ölçekte de gerçekçi geliyor mu? Çok teşekkür ederim Barış'cığım. Çok önemli bir bu konu hakikaten. Ben de bugün çıkacak sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Ve bu program için de sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Burada ederim, yine sağ ol. beraber olduk. Daha da olacağız. Evet, daha da olacağız. İnşallah güzel şeylerden bahsederiz, faydalı şeylerden bahsederiz. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için. Bu Gökhan Hocam'ın bahsettiği konu hakikaten Türkiye için hayati bir konu. Deprem kaçınılmaz bir şey. Bir gün olacak ama ne zaman olacak? Bunun ölçümleri yapılıyor ama önceden öğrenebilmek mümkün değil maalesef. O zaman hazırlıklı olmak gerekiyor. Şimdi sağ ol, beni ekonomist olarak da değerlendirdin. Ben lisansımı ekonomide yaptım. Yüksek lisans ve doktoramı da istatistikte yaptım. Biliyorum. O Dolayısıyla yüzden sana pas açtım. aynen sağ olasın. Dolayısıyla bu iki açıdan değerlendirmeyi düşünürüm. Şimdi ekonomi dediğimiz zaman en temel şeyden başlayalım. Kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları karşılama bilimi aslında ekonomi dediğimiz şey. Dolayısıyla burada da bunu yaşıyoruz. Biraz önce bahsetti Gökhan Hoca, 1 milyon konut. Bu bir ihtiyaç. Peki buna kaynak var mı? Bu kaynak Türkiye'nin elinde var mı? Mevcut mu? Ya da temin edebilir mi çeşitli yerlerden? Bu şu an için mümkün görünmüyor. Biliyorsunuz bu enflasyonist ortam sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Pandemiden sonra bütün dünyada yaşanıyor. Öte yandan istatistik açısından baktığımızda nüfus da artıyor. İstatistik bilimi zaten nüfus ayarlamaları yapmak Tabii. için, planlamaları yapmak için Tabii sosyolojiden faydalanır, icat demografiden edilmiş bir faydalanır. bilim Tabii. yani. Dolayısıyla işte bu kadar insanı nasıl besleyeceğiz, bu kadar insanı nasıl okutacağız, yaşatacağız vesaire. Bunların hesapları üzerine ortaya konmuş bir bilim olduğu için burada bunu da devreye almak lazım. Şimdi bizim iktisadi olarak yapmamız gerekenlerle bunu istatistiksel olarak yapabilme ihtimalimizin hesaplanması söz konusu. Burada tabii büyük pay eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı, Devlet İstatistik Enstitüsü vardı. Şimdi Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye İstatistik Kurumu olarak devam ediyor. Ve oradaki ölçümlerin, analizlerin doğru bir şekilde yapılıp bunların ilgililerle paylaşılıp ona göre aksiyon almaları sağlanmalı. Şimdi burada tabii bir işbirliği ve şey gerekiyor, bilgi paylaşımı gerekiyor. Günümüzde bizim bilgi paylaşımı dediğimiz şey aslında çok kolaylaşmış durumda. Bugün işte mesela o evlerin hangilerinin yıkılabilecek, hangilerinin yıkılamayacak olduğunu işte uydularla, haritalarla tespit edip bunu bilgisayar ortamında çok kolay haritacılık metotlarıyla görebiliyorlar. Bir takım teknolojiler kullanarak bunları yapmak çok daha kolay. Bunları paylaşmak çok daha kolay. Aksiyon almayı kolaylaştıracak şeyler bunlar. Şimdi bundan yaklaşık 200-300 yıl önce endüstri devrimi olduğu zaman yaşanan problem neydi hatırlarsak? İnsanlar uzun süreler çalışmak durumunda. Makineleri kullanmak durumundalar. Ve buna karşılık elde ettikleri gelirleri çok sınırlı. Sermaye sahipleri
bu makinelere yaptıkları harcamaları, işçilere ödeyecekleri paradan çıkartarak onlara bir tür köle olarak kullanıp kendi gelirlerini arttırıp bir düzen kurmaya yönelik bir çaba içinde. Artı değere el koyma sürecinde. Aynen, artı değere el koyma. Şimdi günümüzde şöyle bir şey değişti. Bizim enformasyon dediğimiz şey bu artı değeri yaratan bir unsur olarak, dördüncü bir unsur olarak ekonominin üretim unsurlarının dördüncüsü olarak ortaya çıkmış durumda. Yani ekonominin unsurları neydi temelde? Arazi, iş gücü ve sermaye. Buna dördüncü bir unsur olarak enformasyon dediğimiz bu bahsedeceğim unsur katıldı. Şimdi bu nokta çok önemli. Biz eğer enformasyonu değerlendirebilirsek burada ne yapmamız gerekiyor? İşte Gökhan Hoca ondan bahsetti ya, nasıl yapmamız gerekiyor? Bize ne lazım? Bilgi. Değil mi? Bunu nasıl yapabiliriz? İşte nerede ne ihtiyaç var? Bu ihtiyaçları doğru düzgün sevk edebilmek, anlamlı bir şekilde sevk edebilmek önemli. Bunun için de enformasyonu kullanabilmek önemli. Toplayabilmek ve kullanabilmek. Bu işte bizim bilişim çağı dediğimiz çağa adaptasyonu gerektiren bir şey. Ve bu konuda Türkiye'nin önemli eksikleri var maalesef. Biz şu anda bilişim çağını oluşturan taraflardan biri değiliz. Hı hı. Bu bilişim çağında öncüsü değiliz, takipçisiyiz. Evet, o teknolojileri alıp kullanan, hatta hı hı. kullanmaya çalışan hı. da diyelim. Yani üretici değil, tüketiciyiz. Özellikle mesela bu eğitimde işte bilgisayarlaşma olsun, sonra işte eğitim teknolojilerinde bilgisayarların kullanımında olsun, bir şeyler deniyoruz, atılımlar, projeler yapmaya çalışıyoruz. Fakat hep bir yerlerde tıkanıyor bunlar. Bu işte şundan kaynaklanıyor. Bizim teknolojiyi üreten, geliştiren tarafta olmamız lazım. Teknolojiyi yaratan tarafta hı hı. olmamız lazım. Kullanıcı tarafında değil. Tabii mi? Kullanıcısı zaten olacağız. Ama biz yaratabiliyor doğru. muyuz? Bunu öncüsü ve kullanabiliyor muyuz? Lazım. Bundan tüketisi katma değil. Değer sağlayabiliyor muyuz? Özellikle inşaat konuları, ondan sonra bu tapu, kadastro vesaire. Benim mesela doktora tezimde faydalandığım araştırma modeli Japonya'da bir akademisyenin kullandığı bir araştırma modeliydi. Ben bunu basın sektöründe reklam verenle gazete arasındaki ilişkiyi analiz etmek için kullandım. Onu nerede kullanmış biliyor musunuz? Japonya'da tapu kadastro o ölçeklendirmesini hı hı. yapabilmek için kullanmış. Bakın ne kadar farklı ne kadar alanlar. Farklı disiplinlerde faydalanılmış. Farklı disiplinlerde faydalanılmış hı hı. ama bir ortak şey var orada. Tabii. Bir bilgi birikimi var. İşte biz bu tür şeylerden faydalanarak bir çalışma yapmalıyız. Burada tabii şu da çok önemli. Bizim kavga etmeden kurumlar arasında, insanlar arasında, farklı görüşler arasında ortak bir amaca, ortak bir hedefe doğru bir takım asgari müşterekler değil midir bunlar, depreme dayanıklı kesinlikle. Evlerde oturmamız değil mi? Burada hani şey yoktu, sen o taraf mısın, bu taraf mısın ayrımı hepimizi yoktu. Ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Yani benim burada binam sağlam kalacak, yan taraftaki ne olursa olsun mu diyeceğiz yani. Bu yanlış bir düşünce. O yüzden biz bu tür çalışmaları bilimin ışığında teknolojiyi kullanarak gerçekleştirebilirsek bu çalışmaları o açıdan çok önemli olur. Bu bilincin yerleşmesi çok önemli diye düşünüyorum. Çok doğru. Şimdi Gökhan tekrar sana gelelim. Aslında sevgili Cem sağ olsun çok iyi bir noktadan pas açtı. Şimdi seninle de bir ortak çalışmamızda ben Türk inşaat sektörünün bir kamu diplomasi aracı olarak da işlev görüp görmediğine, görüp görmeyeceğine ilişkin bir şeyler karalamıştım. Evet. Tamam mı? Ha baktık ki hani Orta Doğu'da özellikle Libya'da
daha yakın coğrafyada, Asya, Avrasya coğrafyasında, özellikle Rusya'da Türk inşaat sektörü, ki senin onların bir kısmıyla çok yakın ahbaplığın olduğunu, dostluğun, arkadaşlığın olduğunu ben birebir bir eski dostun olarak biliyorum. Yurt dışında çok iyi işler yapmış. Önemli projeler yapmış, prestij projeler yapmış. Ülkemizin hani yüzünü ağırtan projeler yapmış. Elbette bunlardan da iktisadi olarak paralar kazanmış. Evet. Acaba biz o yurt dışında bizim kamu diplomasisi unsuru olarak da elimizi kuvvetlendiren, ülkemizin imajına, itibarına katkıda olan o işleri o kaliteyle, o nitelikle, o sağlamlıkla Türkiye'de yapamıyor muyuz ki sürekli olarak hani inşaat sektörü sıklıkla eleştiriliyor. Hatta senin müellifi olduğun bir kavram var. Hani mühendis müteahhitler kavramı. Mühendislik eğitimi almış olan, bu işe kafa yormuş, bu işin akademik altyapısına da sahip olan müteahhitler kavramı. Yani dışarıda yaptığımız bizim işi niye içeride yapamıyoruz? Şimdi Barış Hocam, pas çok iyi. Şimdi ben bunu gol yapmam lazım. Çünkü buna ben epeydir kafa yoruyorum. Şimdi bunu buraya geçmeden önce bununla bağlantılı şunu da söyleyeyim. Bu akşam belediye başkanı seçilecek sayın başkanlara da. Hatta senin güzel bir yazın vardı 12.com.tr'de. Tanrım beni başkan yarattı. Evet, onu şimdi bugün de okuyabilirler. Tanrım beni başkan yarat son diye yazımı şimdi 12.com.tr'de pazar günü, seçim günü. Şimdi herkes sandıklara gidiyor, geliyor. O yüzden bir basit bir yazı yazdım yine bu başkanlıkla ilgili. Ben başkanlara şunu söyleyeyim buradan. Bizim bu kentsel dönüşümde Barış Hocam şu anda paramız var. Kral Faysal dedi ki size şu kadar para. Para geri de istemiyor. Hiç sıkıntı yok. Sanayide de paramız var. Her şeyde paramız var. Yani bu sanayiye de inşaata da aktarıyoruz. Çok güzel. Sağlık problemlerini de çözdük. İnşaat yapılacak mahallelerdeki yaşlılarımızı aldık. Turizm bölgelerine taşıdık. Dedik ki siz bu inşaatlar burada bitene kadar bu işte asbeste, çimento tozuna falan, kuma, çakıla maruz kalmayın. Ciğerlerinizde hasar görmesin. Daha da uzun yaşayın diye onları da Kuşadası'na, Fethiye'ye 1-2 yıllığına taşıdık. Çok güzel. Molozları da aldık falan. Çok. Ya biz bu inşaatları kime yaptıracağız Barış Hocam? Şimdi burayı bağlamaya çalışacağım. Biz bu inşaatları yine bizim bu sistemde benim ağır bir kelime ama şimdi burada kullanmayacağım. Çünkü müteahhit abilerimizin de Gökhan onun yerine. Ben en hafifinden sevgili Gökhan lafını evet, balla kestim evet, bizim Anadolu değil evet. De ben en hafifinden siyasetin finansmanında siyasetle bu inşaat sektörü, siyasetçilerle müteahhitler arasındaki ilişkinin gerçekten çok sıkıntılı, çok izaha muhtaç evet, olduğunu sıklıkla dillendirdiğim için anladım senin neleri evet, kastettiğini. Evet, sadece, sen de alırım ben de alırım. Sadece eminim. İzleyicilerimiz de anlamışlardır. Ben sadece alaylı diyeyim. Alay. Biz eğer ki Faysal amcamızdan aldığımız bu parayla bu inşaatları bu müteahhitlere yaptırırsak 20 yıl sonra tekrar diyeceğiz ki biz ne yaptık, bir kentsel dönüşüm daha. Çünkü bizim bu müteahhitlerimiz alaylı. Teknik bilgileri yok. Ha bunlar müteahhitlik yapmasın mı? Elbette yapsın. Ama 3 katlı 4 katlı bina yapsın. Hadi bilemediniz 5 katlı. Bize 10 katlı, 15 katlı binalar yapmasınlar. Bize bunları kim yapsın? Bize bunları Barış Hocam'ın biraz önce söylediği mühendis müteahhitlerimiz yapsın. Kim bu mühendis müteahhitler? Ve kurumsallar yapsın. Ve kurumsallar. Kurumsal olanlar yapsın. Evet. Yani her mühendis müteahhit de değil. Yani şirketinde uzun yıllar mühendis çalıştıran firmalarımız var. Bir tane değil, 3 tane, 5 tane. Ve bunlar hem lisans eğitimleri, hem yüksek lisans eğitimleri, bazılarının doktora eğitimleri, bazılarının hizmetçi eğitimleri bulunmaktadır. Şimdi şuraya geliyorum buradan Barış Hocam'ın attığı pas. Bizim Türk inşaat sektörü 1970'li yıllardan itibaren hocam dünyada çok iyi işler yaptılar. Bunların öncüsü Sezai Türkeş Fevzi Akkaya'nın sahibi olduğu diyelim STF hala çok büyük firmadır. Bir okuldur. Teknik üniversiteden mezun olan Sezai Türkeş Fevzi Akkaya o zaman bu firmayı kurmuş. Bu firma 1970'lerde Libya'da Sirte'de liman yapmış ve çok başarılı olmuş. Sonra yine çok büyük bir müteahhitimiz Şarık Tara, Enka İnşaat. Bunlar da o bölgelere gitmişler. İnşaatlar yapmışlar. Tabii o dönem yaptığımız inşaatlar teknoloji bugünkü gibi değildi. Konut yapmışlar. Ondan sonra işte liman yapmışlar. Ondan sonra içme suyu yapmışlar. Ama yapmışlar. Şimdi oraya çok girmeyeyim. Çünkü o konu ayrı bir konu. Eminim onunla ilgili ayrı bir program yaparız. Şunu diyeceğim.
Biz bu 1970'lerden günümüze kadar yurt dışında yaklaşık 500 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratmışız. 500 milyar dolar. Yani övündüğümüz otomotiv yüzümüzü ağırtan otomotiv sektörümüz kadar bir ihracat. Yani gitmişiz adamın havalimanını yapmışız. Buradan işçiler götürmüşüz, malzeme götürmüşüz. Abu Dhabi, Dubai, Trablus, Kuveyt havalimanını yapmışız. Dolayısıyla oradan işçi gelirlerini de kar transferi olarak ülkemize kazandırmışız. Bizim müteahhitlerimiz son derece milliyetçi olduğu için malzemeyi de Türkiye'den almışlar. Demirdi, çimentoydu, boyaydı, şuydu, buydu, musluktu, seramikti. Hep mermerdi, hepsini Türkiye'den almışlar. Pahalı olsa bile Türkiye'den almışlar. Yani İtalya'dan 10 liraya alacağı şeyi Türkiye'den 13 liraya almış. Ama bunu kendi karından ödemiş. Dolayısıyla o zaman burada bir paradigma var. Madem bizim böyle müteahhitlerimiz var da bizim neden 400 bin binamız yıkıldı? Bunun sorusunun cevabı aslında herkes biliyor. Şimdi bu akşam belediye başkanı seçilecek arkadaşlara da söylüyoruz. Alaylı müteahhitlere 3 katlı 4 katlı binalarınızı yaptırın. Ama devlet de şunu getirmeli. Belli bir kattan sonra 7, 8, 9, 10 neyse bunları certified dedikleri sertifikalı müteahhit mühendisler sınıfı oluşturmalı. Bunlara bunlara sertifika vermeli. Kurumlar, bakanlık ve üniversiteler aracılığıyla her yıl hizmet içi eğitim programlarına burada çalışanlar almalı ki bu binalarımız bizim yıkılmasın. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra yeniden bir kentsel dönüşüm programıyla Barış Hocam'la beraber yapmayalım. Başka konuları konuşalım. Şimdi biraz gelecekten bahsedelim. Böyle hani depremi konuştuk, acılarımızı konuştuk. Bu yapay zeka nereye gidecek Cem? Hani ben en az günde 5-6 kesenin fakültede kapını çalarım. Cem şu işi başaramadım hadi gel bana bir el at diye. Ama hani ben belki biraz kültürel muhafazakarlar grubuna giriyorum ama yani yapay zekanın hayatımıza girmesine konusunda olarak acaba hangi meslekler gündemden kalkacak? Çünkü ben senin sadık bir okurun olarak Cem, 12.com.tr'deki köşemde de zaten hani geleceğin meslekleri serisi yapmıştın sen. Hangi meslekler daha gözden düşecek, hangi meslekler daha fazla öne çıkacak şeklinde. Acaba yapay zeka bize ne gibi ufuklar açacak ve gene yapay zeka bizi hangilerimizi işsiz bırakacak? Evet, bu soruları herkes çok sık sormaya başladı hakikaten. Biraz da endişe var tabii insanlarda. Çünkü özellikle sosyal medyada gördüğümüz kısa videolarda bayağı ciddi şeyler oluyor. Robot dediğimiz makineler ilginç şeyler yapıyorlar. Sistemimizi taklit ediyor, bizi yaşlandırıyor. Tabii. Korkutucu, çok korkutucu. Ve hareketleri falan da çok insana benzemeye başladı. İşte ağır yük taşıyabiliyorlar, ne bileyim bulaşık bile yıkayabiliyorlar. Geçenlerde bir tanesini gösterdiler, kahve yapıyor, ikram ediyor. Hatta sizinle konuşuyor bu ChatGPT. Makale yazıyor. Evet. ChatGPT'yi de entegre etmişler çünkü. Hani sohbet edebiliyorsunuz artık. Yani bu yapay zeka ve robot teknolojisi birleştiği zaman ona da böyle bir işte hani Terminator filmlerini hatırlayın. Ona da böyle bir deri silikondan yapıyorlar onları da. Giydirdiğiniz zaman işte karşımda Barış var ama Barış acaba bir robot mu yoksa yani avatarını mı göndermiş? Mesela şimdi burada bir çekimdeyiz. Sen aynı zamanda başka bir yerde bir çekimde daha da olabilirsin. Buraya robotun avatarın gelmiş bizle konuşuyor. Orada da kendin başka bir toplantıdasın, sunumdasın. Yılmaz Büyükaşan Hoca zaten yaptı benim babamın heykelini. Aynen. Eskişehir'de biliyor. Evet, Gökhan biliyor. Resimlerini çektim. Göstereceğim Barış Hoca. Dolayısıyla yani bu çok enteresan bir düşünce. Yani ne olacak, nasıl olacak? Bak ne kadar avantajlı aslında. Hani elimizden mi alacak diyorsun ama sen iki yerde birden olacaksın. Düşünsene. Peki mesela biz lisans tezleri nasıl yöneteceğiz arkadaşlar? İşte üçümüz de üniversitede profesörüz. Aynen. Bu gerçekten bizim talebemizin kaleminden mi, zihninden mi çıktı? Yoksa bunu yapay zeka mı yaptı? Yani bütün meslektaşlarımız, sadece biz üçümüz değil, hemen hemen her kürsüde, tabii, tabii. Sen iletişimde, ben siyaset bilimde, sen inşaatta, bu muhabbeti kendi aramızda yapmıyor muyuz Cem? Nasıl ayırt edeceğiz biz? Ya bunu ayırt etmenin yolları da var ama bu gittikçe de zorlaşan bir durum. Bu şunun gibi, hani virüs programları var biliyorsunuz bilgisayarlara bulaşan.
Bu da önce olanlar bu virüs programlarını yazanlardı. Oradaki amaç işte bilgisayarlara zarar vereyim ya da işte bir hedefim var. Oradaki bir bilgiyi çalayım vesaire gibi bir hedef. Onlar önde gider. Arkasından işte virüs temizleme programlarını geliştirenler biz bunu önleyelim derler. Olay ortaya çıkar. Ondan sonra tedbiri alma durumu var. Proaktif bir şekilde bu işi yapmak zor. Biz şimdi gelecek hakkında biliyorsun Asimov'un kitaplarında bu robotlarla ilgili, yapay zeka ile ilgili, bunlarla ilgili çekilen filmlerde, olaylarda bunların ne hale gelebileceğinin öngörülerini görüyorduk. Fakat burada hani insan başına gelmeden anlamıyor durumu var ya, böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi biz de mesela bir öğrenci getirdi bir ödevini, tezini, bunu nasıl anlayacağız? Şu an için anlamak mümkün. Bazı püf noktaları var bunun için. Hatta bunun için yine yapay zeka uygulamaları kullanılıyor. Yapay zeka ile yazılmış bir metni tespit edebilmek için. Yani gene onunla çözüyoruz. Fakat bunun peşinden koşmak sorunu çözmüyor. Yani birisi virüs programı yapacak, sen onun antivirüsünü bulacaksın. Bu işin sonu yok yani. Dolayısıyla biz yapay zeka ile birlikte yaşamayı öğrenebilmemiz lazım. Bu bizim için çok zor. Biz çünkü dışarıdan bu ortama gelmiş insanlarız. Biz göçebeyiz. Bizden eskiler, annelerimiz, babalarımız, yaşayanlar, onlar bu konudan tamamen uzaklar. Onların konuyla hiç anlama anlamında hiçbir alakaları yok. Fakat bizim çocuklarımız, onların çocukları, torunlarımız olacak insanlar bunun içine doğacaklar ve hatta doğmuş durumdalardı. Dolayısıyla onların bakış açılarıyla bizim bakış açılarımızın aynı olması mümkün değil. Doğru. Olaya farklı bakacaklar. Şimdi bir robot bir insandan biz nasıl aynı olabilir, değil mi? Farklı yani, ben onunla bir hayat geçiremem dersiniz. Evde işte bakıcılık yapacak mesela, ev işlerini yapacak. Ama belki o torun bunu kabul edecek. Çünkü zaten onunla büyümüş. Tabii. O onu... O iklimin içinde doğacak. Evet yani, o iklimin içinde. Dolayısıyla hani evde bir evcil hayvan var, evde bir oyuncak var, evde bir eşya var, evde bir de böyle bir bakıcı var. Dolayısıyla belki öyle bir ivmelenme olacak ki bu sayede hiç şu anda aklımıza gelmeyen meslekler ortaya çıkacak. Şu anda aklımıza gelmeyen başarılar elde edebileceğiz, sorunlarımızı çözebileceğiz. Ben böyle düşünüyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet, 12.0 YouTube kanalının değerli izleyicileri, 12.com.tr'nin değerli okurları. Biz bugün 3 yakın arkadaş, 3 meslektaş buluştuk. Bundan sonra yine Özgür ve Bağımsız Gazeteciliğin Adası 12.0'da her pazar saat 12'de pazar programıyla beraber olacağız. Şimdilik sağlıcakla kalın.